Benimki ilk düştüğü yerde kaldı Balkan. Balkan'ı göreceğim. Gül yanında. Geliyorum şimdi. Balkan, ben seni çok özledim. Geç kavuştum. Tez yetirdim. Çok özledim Balkan. Teselliyi hep oğlumuzda buldum, biliyor musun? Dedim ki, en azından oğlumun yarısı o. Biz kavuşamadık Balkan. Ama oğlumuz. Bizim kavuşmuş halimiz. Kalk Canaya. İyileşeceksin, ben biliyorum. O zaman yine geleceğim, anlatacağım sana bunları. Zaten oğlumuz geldiğinde oğlum demeden duramayacağım, biliyor musun? O kadar benziyor ki sana Balkan. Aynı sen. Hele bir gelsin. Hele bir gelsin de. Asiye Hanım, ben. Benimle gel. Kartal Bey'e götürmeyin ne olur. Bilmesin o. Yürü. İyi misin? Korkuyorum. Senin gibi. Gel. Niye şaşırdın? Bu evde senden başka dertleşebileceğin biri var mı? Niye sürekli telefonuna bakıyorsun? Kardeşim operasyonda. Baban yaptırıyor. Umut varmış, öyle diyorlar. Sevindim. Neden Balkan'ın uyanmasına müsaade ettin? Şimdiye kadar kimse fark etmeden çoktan öldürebilirdin onu. Yapamazdım. Uyurken masum mu görünüyordu? Sana yaptıklarını unuttun mu? Baban ne istiyorsa onu yapacağım. Balkan iyileşecek. Öldürmeye çalışıyordu. Şimdi yaşasın mı istiyor? Asıl korkması gerekenin Kartal olduğunu anladı çünkü. Bir şeyleri dur diyebilecek biri. Diğerleri gibi değil. Sakın Kartal'a aşık olma. Ne? Bunca işin içinde değil. Sakın. Saçmalıyorsun şu an. Onlar benim düşmanım. Düşmanın. İnsan düşmanından bahsederken gözleri böyle bakmaz. Sen Balkan hakkında konuşurken beni çok gördün. Saçmalıyorsun şu an. Tamam. Sen de Kartal'a bakarken içinden kendine böyle söyle. Saçmalıyorsun şu an Azize. Yapma. Kekimiz daha pişmedi. Çay ister miydiniz? Tabii ki, lütfen.
ikimiz Nel'i peki siz mi yaptınız? Nel olsa... Babamın en sevdiği kek neyli? Sen ne meyveli seviyorsan ondu. Tamam. Ben de ondan yaptım işte. İyileşince vereceğim ona da. Selin'cim sen kimden duydun? Yani baban aslında işi... Kirazda olsun. Ben duydum her şeyi. Babam uzaklara gitmemiş. Hastaymış. Ben üzülmeyeyim diye mi söylemediniz? Hı hı. Ama iyi olacakmış. Aynur yenge çok adak adamış. Ben de dua ettim gece. Aferin benim güzel kızım. Babam hemen iyileşir mi? Kalkması lazım çünkü. Niye? Ne oldu ki? Ama küsmeyeceksin. Hani barda baba kız pikniği oluyor ya. Bu yıl ona gelmesen olur mu? Tamam. Hep bana babam mı diyorlar, amcam diyorum. Babamı soruyorlar. En son Ceren yalan dedi. Senin baban yok dedi. Görsün babamı da sussun. O zaman sana söz veriyorum susacak. Çünkü ben ne yapıp edip babanla seni o pikniğe göndereceğim, tamam mı? Gerçekten mi? Gerçekten. Yaşasın. Sen sözünü tutarsın. Oh. Asya Hanım, kimseye bir şey söylemeyin ne olur. Korktun mu? İyi. Kork. Anlat bakalım. Neymiş işin aslı astarı? Biz sevdik birbirimizi Balkan'la. Gizlice. İlk aşkıyız biz birbirimizin. O zamanlar daha Yıldız'la evli değil Balkan. Ben senden aşk hikayesimi istedim. En büyük oğlunu ben doğurdum. Hamile kalınca Tuna ile İskender seni Hasan'a mı verdi? Balkan biliyor mu çocuğun babası olduğunu? Yok, bilmiyorum. Kocan? Hasan bilmez. Asya Hanım ne olur duymasın da. O beni bir gün kırmadı, incitmedi. Gerçekten. Oğluma nasıl iyi babalık yaptı bir bilseniz. Lütfen. Merak etme, duymayacak. Senin ne işin var? Bundan sonra başkayız. Ne istiyorsunuz benden? Kartal'ı kollayacaksın. Gözün Tuna ile hemşirenin üstünde olacak. O hemşirenin dibinden ayrılmayacaksın. Bir şey var o kızda. İlk günden beri. Evet var. Ve bunun ortaya çıkması lazım. Sen bana haber ver. Yeter. Gel. Beni istemişsin abi. Otur. Barbaros'a diyet olarak Kartal'ı buradaki işlerden uzaklaştıracağım. Ne diyorsun abi? Neden? Öyle gerekiyor. Kartal hep mesafeliydi sizin ortaklığınıza. Eğer şimdi bir şeyleri öğrenip bilendiyse Barbaros'un peşini bırakmaz. Abi, Balkan iyi değil. Girdiği gibi çıkmadı. Sen de gördün. Kendi oğlunu boğuyordu. Eğer Kartal burada olsaydı kan gövdeyi götürürdü. Yani ne? Yani Kartal'ı değil, Balkan'ı uzaklaştır. Yurt dışına bir rehabilitasyon merkezine gönderelim. Bir iş de ayarlarız. Sen ne dediğinin farkında mısın Tuna? Eğer Kartal giderse Balkan hiçbirimize acımaz. Sen de bunu böyle bil. Kendi canavarının elinde can verirsin.